Onlar PKK'yla işbirliği halindedir. Evlatlarının HDP tarafından dağ kaçırıldığını söyleyen aileler Şırnak'ta eylem yaptı. Şırnaklı kadınlarla şehit ve gazi aileleri yürüyüşte annelerin yanında yer aldı. HDP Şırnak İl Başkanlığı önüne kadar yürüyüş yapan terör mağdurlarının bir elinde Türk bayrağı, diğer elinde ise evlatlarının fotoğrafı vardı. 13 haftadır eylemlerine devam eden Şırnaklı kadınlar, evlatlarını alana kadar mücadelelerini sürdürmekte kararlı. Direnişimiz devam edecek, çocuklarımız dağdan gelene kadar bütün annelerimizin yanındayız. Eyleme katılan baba Emin Aslan, oğlu Doğan'ın 2015 yılında 14 yaşındayken dağa kaçırıldığını söyledi. Anne Hamdiye Aslan da HDP'nin oğlunu PKK'ya sattığını ve çocuğunu istediğini ifade etti. HDP'nin işbirliğiyle gördüğünüz gibi sloganlarını da görüyorsunuz. Başta mı söyledi? Bunlar Kandil'in uzantısıdır. Bunlar PKK'yla işbirliği halindedir. Türkiye'de siyaset yapmasınlar. Gitsin kendi siyasetini Şengal'de yapsın. Biz Türkiye'de bunları istemiyoruz. Bunlar bölücüdür. Kesinlikle Kürt halkı artık uyanmıştır. Kürt halkı zerre kadar artık bunlara inanmıyor. HDP PKK'nın uzantısıdır. Bu kesinleşmiştir. 5 yıl önce dağa kaçırılan Metin Üstek'in babası Ömer Üstek, oğlu için yürüyüşe katıldığını ve gerekirse ölene kadar eylem yapacaklarını belirtti. Üstek, HDP'den davacıyım dedi. Terör mağduru ailelere destek vermek için yürüyüşe katılan Gamze Çıraksa, Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve kızına kavuşabilmek için imza kampanyası başlatan Maide anneye destek çağrısında bulundu. Almanya'daki annemizle içi rahat olsun, onun için de direnişimiz devam ediyor. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Kahrolsun PKK, kahrolsun PKK'ya yataklık yapan HDP. Aileler sık sık kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP, şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları attı.